cephe hattında neler oluyor? Bununla ilgili de en son ve en yeni bilgiler Ceyhun Aşıroğ'da var. Ceyhun Aşıroğ zaten kendisi de sosyal medyada özellikle yaptığı dakik paylaşımlarla pazar sabahından itibaren Ermenistan'ın o Karabağ'a yönelik saldırılarının başladığı andan itibaren Türkiye genelinde Twitter'da özellikle değil mi? Ses getiren haberlere imza attın. Başlayalım Ceyhun, neler oluyor şu an için bugün itibariyle? Son durum nedir? İşgal altındaki Karabağ'da. Evet, Dağlık Karabağ cephesinde bugün 4 hattından Füzuli, Ağdam hattından özellikle çok şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi Dağlık Karabağ çok dağlık bir bölgedir. Bundan dolayı yani şimdilik köylerin ve mecraların alınması biraz daha yavaş istikametinde ilerliyor. Özellikle SİHA'ların yaptığı saldırılar ve Ermenistan'ın S-300 sevkiyatından sonra biraz daha ilerleme durmuştur. Ama bugün Ermenistan tarafı 100'den fazla kayıp ve 200'e yakın yaralı açıklamış durumdadır. Evet. Şimdi Cem, bazı haritalar da var. Mesela o haritalardan birini ekrana getirebilir miyiz? Özellikle Karabağ çatışmalarındaki son durumla ilgili. Bu harita mı oluyor Ceyhun Aşıroğ? Evet, bu senin de paylaştın oluyor. Değil mi? Evet, evet. Özellikle Cebrail, Füzuli, Adere bölgesi. Evet, bu, evet. Bu haritalar üzerinden var mı son vereceğim bilgiler? Evet, özellikle Füzuli bölgesinden. O zaman şöyle anlatsan sen oraya kalkıp anlatabilirsin. İşaretleyerek buradan bir bize de bir perspektif olsun. Evet, özellikle şu an çatışmanın gittiği Cebrail, Füzuli sabit tutarsak eğer. Haritayı. Özellikle Cebrail, Füzuli, Talış bölgesinde bu 4 bölgeden ciddi şekilde özellikle savaşın yaşandığı bölge, en yoğun olduğu bir bölge burası. Bu bölge dağlık bir bölge, evet, olduğundan dolayı şu an ilerleme biraz daha yavaş ilerliyor. Hatta dün Azerbaycan ordusu Füzuli şehrinin, yani buradaki 4 hattı yarıp içeri girdiler ama daha sonra geri çekildiler. Şimdi pazar sabahından itibaren kurtarılan, işgalden kurtarılan bölgeler, köyler burada görebiliyor muyuz onu? Evet, şu bölge, yani şu bölgede köyler ve bu bölgeden cephe hattı, Ermenistan'ın 4 noktadan cephe hattı kırılmış durumdadır. Bir de biliyorsunuz yani 27 senedir Ermenistan özellikle şu bölgeyle bu bölge çok ciddi tahakküm ve askeri yığınak yığıyor. Peki şimdi mesela bir kuzeyden görüyoruz, bir güneyden ikişer, evet, cephe, evet, görüyoruz. Burada tam hedef neresi? Nereye kadar ilerlenmiş? Şu an hedef Füzuli ve şu iki bölge. Evet. Şu an hedef bu iki bölge. Özellikle bu bölgede Azerbaycan ordusu çok ciddi alan kazanmış durumda. Özellikle buradan geçen M11 hattı da şu an ana yol Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Peki nereye kadar gidecek bu iş? Yani bu operasyonlar? Çünkü bir de kayıplarla ilgili Azerbaycan makamlarının verdiği rakamlar var. 2300 civarında Ermenistan'ın kaybolduğuna dair. Evet, Azerbaycan bilançoyu da verirsen bize. Evet, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 2300 Ermeni tarafından kayıp olduğunu, 100'e yakın tank ve 50'ye yakın da zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı. Şu an biliyorsunuz Taha Bey, Dağlık Karabağ 7 rayondan oluşuyor. Bunu da bütün Minsk protokolünde ve diğer anlaşmalarda 5+2 diye arıyorlar. Şimdi o kırmızı, evet, şu bölge parçasız renkli, evet, olan, evet, kırmızı renkli olan bölge 5+2 diye ayrılıyorlar. Yani işgal altında olan bölge burası. Evet, bu bölge. Dolayısıyla 5 bölgenin ilk aşamada alınacağı, daha sonra Laçın ve Şuşa koridorunun da bir sonraki ikinci aşamada diyalog yoluyla mı yoksa daha savaş yoluyla mı Laçın Şuşa koridorunun alınacağı, o da tartışma konularından biridir. Ama şu an Azerbaycan ordusunun ilk hedefi bu 5 rayonu almaktır. Yani Füzuli, Cebrail, Talış ve Ağdere. Peki bunlar şu ana kadar alınan yerler, oralar artık Bakü'ye mi bağlanmış olacak? Evet, şu ana kadar Azerbaycan ordusunun kan dökerek aldığı herhangi bir köy, mecra ve tepeyi artık Ermenistan ordusunun geri alması, yani bu beklenemiyor. Zaten Ermenistan ordusu da bu alınan bölgelerden daha geriye doğru yavaş yavaş çekilmeye başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.